Herkese merhaba. Bu videomuzda Google Chrome'da sık kullanılanlar sekmesi ya da başka bir ifadeyle yer imleri konusunda kısaca bilgi vereceğim. Bir web sayfası açtığınız zaman ilgili ya da gideceğiniz web sayfasına hızlı bir şekilde gitmek istersiniz. Biz genellikle ne yapıyoruz? İşte yeni bir sekme açıyoruz. Ardından atıyorum Facebook'a gideceksek facebook.com, işte Twitter'a gideceksek twitter.com diye tek tek yazıp o şekilde erişiyoruz. Fakat bunun kısa bir yolu bulunuyor. Sürekli gittiğiniz web sitelerini hemen şuradaki sekmeler kısmına ekleyebiliyorsunuz. Böylece hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz kategori yaptırabiliyorsunuz. Örneğin sosyal medya, haber siteleri, futbol gibi kategori yapabiliyorsunuz. Ya da buraya ekleyebiliyorsunuz. Hatta isterseniz yine sayfanın en sağ kısmına ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bir örnekle başlayalım hemen. Örneğin techform.com web sitemiz için bunu sık kullanılan sekmesine ekleyelim. Yani buraya ekleyelim. Şimdi ne yapıyoruz? Siteye gittiğimiz anda direkt hemen bunun en sağ kısmında bulunan yıldız simgesine klikliyoruz. Açılan pencerede isterseniz ismi değiştirebilirsiniz. Yine size kalmış. İsterseniz şu şekilde mesela değişiklik yapalım. Bu tamamen size kalmış. Ardından klasör kısmı dediğimiz kısımsa kategori kısmı. Şimdi buraya klikleyelim. Bu kategorilerden şunları ben oluşturdum. Yani sosyal medya, haber siteleri, futbol yazan sekmeleri ben oluşturdum. Burada iki tane daha var. Yer işaretleri çubuğu ve diğer yer işaretleri diye iki kısım var. Eğer yer işaretlerini seçersen bakın. Yer işaretlerini seçtim. Bitti dedim. Nereye ekledi? Buraya ekledi. Tabi istersen bunu en başa da getirebilirim. Şu şekilde mesela en başa getirebilirim. Ya da ortaya taşıyarak tabi fareyle bunu yapabiliyorum. Buraya getirdi. Peki şöyle yapsaydım. Klik dedim. Diğer yer işaretleri deseydim ne olacaktı? Bunu seçtiğim zaman bitti diyorum. Bu defa ne yaptı? Hemen en sonda bir klasör oluşturdu. Yani bir kategori oluşturdu. Buraya kliklediğimde benim web sitem geliyor. Yani bu şekilde erişebiliyorum. Yine başka bir örnek daha vereyim. Hemen şu yıldızı tekrar klikleyelim. Şimdi kategorilere eklemek istersem, yani şuradaki, şunu kapatalım. Şuradaki kategorilere eklemek istersem ne yapacağım? Ya da yeni bir kategori oluşturursam ne olacak? Örneğin ne diyelim? Buna blog siteleri diyelim örneğin. Buraya blog siteleri kategorisi yapalım. Burayı klikliyorum. Techform. Tamam. Adı sabit kalsın. Klasör. Başka bir klasör seçeneğini seçiyorum. Bakın. Ardından şurayı seçiyorum. Yer işaretleri çubuğunu klikliyorum. Ve yeni klasör diyorum. Ardından buraya da bu ismi de sosyal ya da blog siteleri diyelim. Blog siteleri diyorum. Ardından kaydet diyorum. Bakın otomatik olarak blog siteleri geldi. Ve tek bölüm burada oluşturdu. İsterseniz farklı bir blog sitesi de bunu ekleyebilirsiniz. Yani mesela blog web diyelim. Örneğin bakalım ilk gelen siteyi seçelim. Örneğin mesela şu site mesela diyelim. Varsayalım. Bunu ben eklemek istiyorum. Hemen yine buraya geliyorum. Bakın klikledim. Blogger.com. Burayı silebilirim mesela. Şu ismi sildim. Klasör. Blog siteleri. Ardından bitti diyorum. Otomatikman ne oluyor? Blog sitelerine gelmiş oluyor. Dedim ki buraya örneğin bankalar da ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Diyelim ki Vakıfbank sitesini eklemek istiyorum burası şu şekilde. Aynı şekilde buraya gelip blog siteleri kısmını ya da klasör kısmını seçip ardından başka bir klasör seçin şeklinde sayfayı açın ve buradan yer işaretleri çubuğunu seçtikten sonra yeni klasör yani bankacılık klasörü yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey daha var. Sizinki bu şekilde gelmezse yani şu şekilde gelmezse şurada olduğu gibi gelmezse eğer hemen bu sağ üstteki bu 3 noktayı klikleyin. Buradan ayarlara gelin. Ayarlar sekmesinden geldikten sonra hemen görünüm yazan yerin altında ana sayfa düğmesini göster ve yer işaretleri çubuğunu gösteri aktif hale getirin. Yani sizinki şöyle olabilir. Bakın şöyle olabilir. Görünmeyebilir yani. Eğer görünmüyorsa ana sayfayı göster, yer işaretleri çubuğunu gösteri seçili hale getirin. Bu şekilde görünecektir. Ana sayfayı dediğimiz zaman, yani şu şekilde ana sayfayı dediğimiz zaman şu ana sayfa sekmesi çıkacak. Yer işaretleri dediğimiz zaman yer işaretlerin altındaki klasörler, yani sık kullanılanlar sekmesi açılacak. Bu şekilde Google Chrome'da sık kullanılanlar sekmesini oluşturabiliyorsunuz veya üzerine değişiklik yapabiliyorsunuz. Böylece web sitelerine daha hızlı bir erişim sağlamış oluyorsunuz. Böylece aynı zamanda zamandan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.